Şimdi yapılacak olan şey önce serum verip arkadan kanını arttıracaksın. Bunun da yolu, kısa vadeli yolları vardır. Emisyon arttırılacaktır bir miktar. Bak orada anlaşıyoruz. Para basılacak. 5 Kasım'da itibaren onun önünde kestiler. Şimdi bir dakika onu halledersin. IMF ile görüşüyor. Emisyon, Türk parası emisyonu normal bünye için yeterli değil. En aşağı 3 misli arttırılmalıdır. Bu emisyon. %2'ye düşmüş, onun evet. için söyledim ya. Yani. Şimdi bu doğrudur. Ondan sonra yurt dışından %12 faizli tahvil işçiye satarsak, yurt dışında faizler %2-3 senelik. İşçiler bizden ciddi tahvil alırlar güven içinde. Ama asıl mühimi şudur. Finans sektöründe bütün Türkiye'yi finansal serbest bölge yapmak. Dikkat edin. Finansal serbest bölge yapıyor. Diğer konuya gelelim. IMF. IMF ile oturup konuşacaksın. Kardeşim benim sana %8'lik borcum vardı, tamam mı? Geçim Bey, güveni nasıl sağlayacaksın? Bu güvene gelelim güven. Ya, güvene gelelim. Onu da söyle, güvene nasıl sağlayacağız güveni? Güvene de gelelim. Çok iyi söyledin. %8 faizi sana borcum var. Bunu takla attır 2 sene sonraya. Çünkü benim aldığım faiz %5. Ve başarı, yani dervişin şeyi başarılıdır. 10 milyar doları 5 sene %5 faizle almak, aynı Amerika'nın tahvil çıkarması kadar ucuz bir faizdir. Diyeceksin ki kardeşim bak gel. Ben bu paranın bir kısmını vergi muafiyetinde kullanacağım. Esnafa 2001 yılının hiç vergisini almayacağım. Çünkü adam zaten batmış. Bir şeyini alamazsın. Bırak adam biraz canlansın. 2002'den esnaftan vergi, defter bir şey almayacağım. İş hayatından da düşük vergi alacağım. Neden biliyor musunuz? Bu politikayı Amerika bastırıyor. Bak Bush başa geçer geçmez vergiyi indirdi. Formalite gecikir diye bekarlara 300 dolar, evlilere 600 dolar çekleri peşin postaladı ki piyasa canlansın diye. Yani dünya piyasasında bugün düşük verginin ekonomiyi canlandırdığı konusunda bütün bu işi bilenler şey hemfikir. Onları ikna etmek çok kolaydır. Demin isim verdik. Steve Forbes, Bush hepsi bunu biliyorlar. Yakınları da biliyor. Onlara diyeceğim politik olarak şudur. Kardeşim IMF'den bizim istediğimiz bu. Beni destekle. Çünkü IMF'nin patronu gene Amerika'dır. Ve söylenecek olan şudur IMF'ye. Ne kadar para var burada? 6 milyar dolar. Benim sana borcum mu vardı? 6 milyar doları 2 sene ertele. Ben bu parayla esnaftan ve piyasadan gelen vergileri almayacağım, o boşluğu bundan kapatacağım. Dikkat et. Burada nedir biliyor musun? Aynı tarlaya tohum atmak gibidir. Başka türlü teşvikte suistimal olur. Bak şimdi felanş firmaya teşvik ver desem, bir sürü dosya hazırlanacak, bir uyanık girecek, teşvik alacak, başkası alamayacak. Halbuki vergi muafiyetinde para kazanıyorsan vergi vermiyorsun. Evet. Kazanmıyorsan zaten bir şey vermeyeceksin. Yani kritik acil çözüm. Bugün ben hükümet olsam budur. Güvene gelelim. Bakın. Sizin partinin şöyle 3 lafı var. Kendini üzme fazla tenkidimden dolayı. 1. Güven diyorlar. 2. Dürüst yönetim diyorsunuz. Bir de yeraltı yerüstü kaynakları. Bak. Güven aynı kalitesiz malın reklamı gibidir. 2 sene evvel bu hükümete güvenmiyor muyduk? Hadi söyle bakalım. Ya adamlar düz yolda otobüsü devirdiler. Yani güven tek başına bir şey değildir. İyidir ama tek başına bir işe yaramaz. Güvenilmiyordu 2 sene evvel. Anlamadım. Tabii. 2 sene evvelki reklamları hatırlayın IMF'nin programında. Bakın geçen senenin 2000 yılının yandaş mandaş. O kadar güvenilmiyor. Medyada şimdi güveniyor. Hayır, şimdi ayrı mı yapılan? Bak sayın siz şimdi bir dakika hatırlayın 2 sene evvel. Evet. No şimdi hangi aydır? Şubat. 2 sene evvel devlet tahvillerimiz %32 faizle satılıyordu. Yerliye ve yabancıya satılıyordu. Deutsche Bank, Barclays Bank bile aldı. Ama kur çıpası garantisi vardı. Tamam, işte güven verdi. Güven tek başına hiçbir şey demek değildir. Dürüstlük. Ama olmadan hiçbir şey olmuyor. Dürüstlüğe gelince, dürüstlük laftır. Her politikacı, dünyanın hiçbir partisi iktidara gelince ben suistimal yapacağım demez. Herkes dürüstüm der. Mesele onun metotlarını hukuk düzeni içinde koymaktır. Yeraltı yerüstü zenginliğine gelince bunlar masraf ve vakit işidir. Yani yeraltı yerüstünü tabii geliştirirsin. Ama o zamana kadar adam ölür gider. Ya çünkü bir yeraltı için yatırım yapacaksın, onu üreteceksin, satacaksın. Acil tedbir finans tedbiridir.
Yani dediklerinize katılmakla birlikte bunlar bu hastanın sonraki durumları. Esas sorun yani finans. Finans, yani. Esas finans. Aslında parti programı gibi yani çok birebir yansıyor gibi geliyor bana. Şimdi güzel kardeşim, yani çok bizim, kötü ya, siz bizim parti sadece programını incelemediğiniz tek için. Tek tek inceledim. İki günüm geçti sizin parti programını. Ben size bir şey söyleyeyim. Bizim parti programı kadar vizyonu olan komple program Türkiye'de değil. Ben şey demedim, sadece Arjantin'deki mekanizmada programa çok benziyor. Onun için LDP ortaya girin. Ha, dinleyicilere söylüyorum, size değil. Siz daha oy vermeyeceksiniz bana. Dinleyicilerden 2-3 oy gelir diye söylüyorum. LDP.org.tr'ye girilirse, LDP.org.tr'ye para, finansman, vergi, ekonomi konularına çok mufassal bir program vardı. Şimdi kardeşim, bir ülkede gaye o ülke halkını mutlu etmektir. Zenginlik de mutluluğun bir şeyidir. Yani o zenginlikle işte sağlığın, şunun bunun her şey bağlı. Hem zengin hem mutlu yaşatacaksın ülkeni. Aptal olmayacaksın. Yani Türkiye'deki hükümetler yaptıkları aptallıklarla şu zavallı milleti inim inim inletiyorlar. Bizim sistemimiz denenmiş, bu milleti zenginleştirecek bir sistemdir. Son cümlenizi alırsam artık bitirmek durumundayız. Teşekkür ediyorum. Ediyorum. Yeterince propaganda yaptık zaten. Biz de sessiz kaldık, dikkat ederseniz.